Bu alıştırmamızda Autodesk Inventor'ın eskiz ortamında sunduğu ölçülendirme özelliklerine bakacağız. Alıştırma için kullanacağım dosyayı açıyorum. Burada bir eskiz tanımlanmış fakat herhangi bir ölçü atanmış değil. Görüntü küpünden frontu işaretleyerek bu kesite dik bakılmasını sağlıyorum. Eskiz ortamına dönmek için burada görmüş olduğunuz eskiz ikonuna çift tıklayabilirim. Böylece bu eskizin oluşturulduğu eskiz ortamına geldim. Eskiz ortamında ölçülendirme özelliklerine bakacağız. Constraint paneli altındaki Dimension komutu her türlü ölçünün tanımlanması için kullanılır. Yatay, düşey, açı ölçüsü, çap, yarı çap gibi ölçüler bu komut ile tanımlanır. Komutun çalışması seçilen nesnelerin özelliklerine ve işaretlemelere bağlıdır. İlk ölçümüzü tanımlamak için bu komutu çalıştıralım. Ölçülendirilecek nesnelerin seçimi isteniyor. Burada nokta ya da eskiz nesnesi işaretleyebilirsiniz. Dikkat ederseniz işaretlediğim an eğer bu şekildeyken sol tuşa basarsam buradaki nesnenin ölçüsünü tanımlamış olurum. Eğer bu nesneyi işaretlersem imlecin yanındaki sembolü görüyorsunuz. Yeni bir ölçü tanımlanmış olacaktır. Bu şekilde nesneler üzerinde dolaşarak o nesneyi işaretlediğinizde nasıl bir ölçü elde edeceğinizi görebilirsiniz. Örneğin şu anda bir açı ölçüsü tanımlayabilirim buradaki nesneyi işaretlersem. Benim yapmak istediğim ölçülendirme bu şekilde. Ve şu anda buradaki iki doğru parçası arasındaki mesafenin küsuratlı bir değer olduğunu görüyorum. Bu değeri düzeltmek için ölçü yazısını işaretliyorum komut aktiften ve olmasını istediğim değeri buradaki ölçü kutucuğuna giriyorum. Böylece şeklim de bu yeni değere göre güncellenmiş olacak. Komuttan çıkmadan sağ tuşa basıyorum ve Edit Dimension seçeneğini işaretliyorum. Böylece ölçüyü tanımlar tanımlamaz ölçü kutucuğu açılır ve ben yeni ölçü değerini bu kutucuğa girebilirim. Diğer ölçüleri hızlıca tanımlayalım. Dikkat ederseniz ölçü kutucuğu ölçünün yerleşimiyle birlikte ölçü değeri olarak 20 değerini giriyorum. Diğer kısımları da hızlıca ölçülendirelim. Burası 4 milimetre olacak. Buradaki bölüm 10 milimetre. Dikkat ederseniz simetri sınırlaması tanımlanmış olduğu için diğer kısımdaki nesneler de otomatik olarak değişiyor. Şu yüksekliği verelim. 12,5 olarak. Bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Ölçüleri tanımladıkça ölçülerin atanmış olduğu nesnelerin renklerinin değiştiğini göreceksiniz. Siyahtan mavinin bir tonuna doğru bir değişim söz konusu. Bu o nesnelerin sınırlandırıldığı anlamına gelir. Eksik kalan ölçülerim hala var. Hemen onları tanımlayalım. Şu görmüş olduğunuz yüksekliği 7,5 olarak girelim. Bir tek eksik bir ölçü var. Onun da nerede olduğunu söyleyeceğim. Şuradaki yükseklik. Şimdi ona devam etmeden önce komuttan çıkalım. Şu anda bu eskizdeki ölçülerin durumu bu. Eskize yerleştirmiş olduğunuz ölçülerin değişik şekillerde görülmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için komut aktif değilken sağ tuş menüsündeki Dimension Display bölümünü kullanabiliyorum. Value, ölçülerin değerinin görüntülenmesini sağlar ki şu anda zaten gördüğümüz o. Name ise Autodesk Inventor her bir ölçüye bir parametre ismini otomatik olarak atar. Parametrik tasarımın temel gereksinimlerinden birisi de budur. Böylece bu
ölçüleri birbiri cinsinden yazma olanağı size getirir. Şu anda sadece parametre isimlerini görüyorum. Expression seçeneği ise hem parametre isimleri hem de bu ölçülerin eşitlendiği değerleri göstermektedir. Bu bana şöyle bir olanak sağlamaktadır. Ölçülendirme komutuna girelim ve eksik kalan ölçümüze bakalım. Eksik kalan ölçümüzü bir başkası cinsinden nasıl ifade edebiliriz? Örneğin, eğer buradaki uzunluğa göre bir ilişki kuracaksanız, dikkat ederseniz ya gider buradan ilgili parametreyi yazarsınız ya da daha kolayı cinsinden yazmak istediğiniz ölçüyü gider buradan farenin sol tuşuyla işaretlersiniz. Böylece onun parametre ismi bilmenize gerek kalmadan ölçü kutucuğuna yerleşir. Bir noktaya daha dikkatinizi çekeceğim. Ölçü kutucuğunda kırmızı renkli bir yazı gördüğünüzde şu anda bir eksiklik olduğu anlamına gelir. Bu eksiklik girilen değerin yanlışlığı ya da kullanılan parametrenin yanlışlığı ile ilgili olabilir. Bunun yarısı kadar olacağını söylüyorum ve Enter'da devam ediyorum. Dikkat ederseniz şimdi bu ölçünün isminin yanında fx dediğimiz bir sembol görürsünüz. Bu ölçünün bir başka ölçü cinsinden ifade edildiği anlamına gelir. D46 isimli bu ölçü burada görmüş olduğunuz D40'ın yarısı kadar olacak. Böylece D40'ın değerinde bir değişim olursa otomatik olarak buradaki ölçü de değişecek. Escape ya da sağ tuştan ile komuttan çıkalım. Bir başka görüntüleme şekli de Tolerance ve Precise Value. Bunları daha sonraki alıştırmalarımızda göreceğiz ama temelde eğer ölçüler üzerinde tolerans tanımladıysanız bu tolerans değerlerine göre görüntülenmesini ölçülerin sağlayabilirsiniz. Basit bir şekil yaparak ölçülendirmelerin diğer türlerine de hızlıca bakalım. Örneğin şöyle bir üçgen çizelim. Şimdi ölçülendirme komutuna girer ve buradaki nesneyi seçersem sağ tuşa bastığımda değişik seçenekler çıkacak. Aligned Vertical Horizontal 3 farklı seçenek var. Aligned hizalı demek ve bu nesnenin hizalı olarak tanımlanmasını sağlar. Vertical ya da horizontal işaretlediğinizde ise yatay ya da düşey olarak bu nesnenin ölçülendirmesini sağlayabilirsiniz. Eğer açı ölçüsü tanımlamak istiyorsanız o zaman zaten buradan da göreceğiniz gibi ikinci nesneyi işaretlemeden önce üzerine geldiğinizde açı sembolünü görebilirsiniz. Bu nesneyi işaretlediğim an bir açı ölçüsünü tanımlamış olurum. Burada dikkatinizi bir başka noktaya daha çekeceğim. Dikkat ederseniz ölçü değerlerinin yanında birimler yazmaktadır. Autodesk Inventor birimli bir sistemdir. Dolayısıyla Autodesk Inventor'da çizim ve tasarım yaparken birimlere dikkat etmeniz gerekir. Örneğin bir uzunluk ölçüsü için uzunluk dışında bir birim kullanırsanız o zaman Inventor sizi uyaracak ve bu işlemi gerçekleştirmeyecek. Örneğin açı için degree ya da derece birimi kullanılmış durumda. Bunun için milimetre gibi bir uzunluk birimi kullanırsanız yine işlem gerçekleşmeyecektir. Birimlerle ilgili çalışma özellikle parametrelerle bir ölçüyü bir başka ölçü cinsinden yazdığınızda önemli olacaktır. Çünkü birimlerin çarpılması ya da bölünmesi ya da diğer işlemlere girmesiyle birlikte ortaya çıkacak olan ölçünün biriminin doğru olması gerekir. Parametre özelliklerini ilerleyen alıştırmalarda göreceğiz. Devam etmeden son bir noktaya daha değinelim. Uygulama menüsünden seçeneklere gidelim ve seçeneklerde eskiz bölümüne gidelim. Eskiz bölümünde buradaki özelliklerden bir ikisi üzerinde bilgi vereceğiz. Edit Dimension when Created seçeneği ölçüyü oluştururken ölçü değerinin düzenlenmesi için kullanılır. Ölçüyü yerleştirdiğiniz an ölçü kutucuğu açılır ve
ölçünün değerini değiştirebilirsiniz. Bunu kapatırsanız eğer, o zaman ölçüyü tanımlar, ölçü değerinin değiştirilmesi için kutucuk açılmaz. Daha sonra siz ölçüyü seçerek ya da ölçüye çift tıklayarak kutucuğun açılmasını sağlayabilirsiniz.